Komiserim, ben size bir şey söylemeyi unuttum. Bu Sarıgazi Emniyeti bilgi geçmişti ama Derya mevzu yüzünden hiç ilgilenememiştim. Dosyaya az önce baktım. Ne olmuş? Zehir. Zehir ölü olarak ele geçirilmiş komiserim. Sonunda buldum sizi. Aman Tanrım. Neler yaşamışsınız? Hiçbirinde yanınızda olamadım. Koruyamadım sizi. Her yerde aradım ama izinizi bulamadım. Neden bana gelmediniz nana? Neden sokaklarda yatıp kalktınız nana? Neden? Seni de o belanın içinde sokmak istemedik. Biliyorum. Küçük bir kızın var. Yaman söylemişti. Bizden uzak olman en doğrusuydu. Zarar görebilirdin. Siz neredeydiniz? Abimle dolaştık biraz. İyi geldi hava almak. Açılın biraz. Varız Kılıç. Seni tanıdım. Bana doğruyu söylemedin. Ama nana öyle istemiş. Senin de yapabileceğin bir şey yoktu. Çünkü onun nasıl inatçı biri olduğunu biliyorum. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Onları bu zamana kadar koruyup kolladın. Yaman Kırımlı benim kardeşimdi. Dostumdu. Onun emanetine sahip çıktın sen. Benim yapamadığımı yaptın. Eyvallah. Sadece yapmam gerekeni yaptım. Teşekkürü gerek yok. Abimi yukarıya çıkarayım. Siz rahatsız olmayın. Estağfurullah. Gel abi. Çocuklar, dışarı mı çıktınız abi kardeş? Konuştuk, dertleştik biraz Poyraz'la. Ara sıra yapalım bunu, iyi geldi. Özlemişim eskileri yad etmeyi. Malum, yenileri çok hatırlamıyorum zaten. Ne zaman istersin abi? Abim sana emanet anne, ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Görüşürüz abi. Sağ ol. Hadi bakalım Şahin'im. Seni odana götüreyim. Güzel bir de kahvaltı hazırlayayım. Artık her şey geride kaldığına göre siz bırakmam. Siz bana Yaman'ın yadigarısınız. Yanıma gelirsiniz, benimle kalırsınız. Yeni bir başlangıç için güç birliği yaparız beraberce. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Ama bizim artık kendimize başka yol çizmemiz lazım. İki kişilik hayat kurmalıyız Canukam'la.
Peki planın ne? Ben düşündüm. Balıkesir'de bir sahil kasabasına yerleşiyoruz. Bu hafta yola çıkacağız. Yeni hayatımız yakında başlayacak. Bildiğim kadarıyla çalışma iznim bitti. Yusuf'un velayeti sende değil. Bak bunun en doğrusu Yusuf'u sosyal hizmetlere teslim edip velayet davası açmak. Bu sırada da sana çalışma iznini çıkartmak. Yusuf'u sosyal hizmetlere veremem ben. Ben onu geri alana kadar aylar geçer, çok sarsılır. Şimdi olmaz. Birkaç günü gitmemiz gerek. Peki. Ben her şeyi halledeceğim. Mesleğimi tehlikeye atacağım. Ama ben size yardım edeceğim. Çünkü bu geçici ve özel bir durum. Bu sırada da konuyla ilgili avukatla görüşeceğiz ama. Tamam mı? Tamam. Poyraz. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Gidiyor musunuz? Evet. Yemeğe kalsaydınız. Teşekkür ederim. Bak bu arada gitmek istediğin yerde oturacağınız evi ben seçeceğim. Güvenli olduğunuzdan emin olmak istiyorum. Bir sorun olursa da beni ara, tamam? Tamam. Söz. Siz zahmet etmeyin. Ben giderim. Çok iyi bir insan. Onu görmek eski anılar hatırlattı. Ben gidip yüzümü yıkayayım. Gidecekler. Hem de birkaç güne.